أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إلى آخر الآية صلى الله عليه وسلم Mevla Teala akile dediği fakire tesirlenmek günümüze sıyıp etsin. Ramazan-ı Şerif hakkımıza hayırlı ve mübarek etsin. Ramazan-ı Şerif'in bereketinden en yüksek şekilde istifade etmeye bize ikram eylesin. Ramazan-ı Şerif'in şikayetinden cümlemizi muhafaza eylesin. Ramazan'da elde edilmesi gereken güzelliklerin, bereketlerin tamamını cümlemize, evlatlarımıza, gençlerimize nasip eylesin. Mevla eksikliğini göstermesin inşallah. Başarılı bir şekilde Ramazan-ı Şerif'i tutup ve başarılı bir şekilde tamamlamayı, başarılı bir şekilde başlayıp, başarılı bir şekilde de tamamlamayı, neticeyi inşallah almayı bir şansıyı verirsin. Güzel başladı, güzel bitiremedi. Hiç başlayamadı. Böyle olmaktan hepimizi muhafaza etsin. Her halimizde inşallah başarılar nasip etsin. Mevla bizden razı olsun. Tekrar ediyorum, kürsüye çıkmadım bugün. Zaten mukabili burada durdum. Burada baktım, daha yumuşak konuşuyormuşum. Kürsü biraz daha bir şey mi olur, oluyorsa. O yüzden buraya karar verdim arkadaşlar. Hiç olmazsa. Ramazan-ı Şerif'te hiç olmazsa biraz kendimizi tutalım inşallah diye niyet ettim. Sesli konuşmak, ağır konuşmak gerçekten hoşuma gitmiyor. Açık söylüyorum yani. Ama konuda geldiği zaman artık damarıma basıyor. Ne oluyorsa o konuda öyle. Bu sefer sesim yükseliyor. Üzülüyorum bu zaman ama o kadar olur. Siz alıştınız, Allah razı olsun. Alıştığınız için de ses çıkartmıyorsunuz. Öğlen bize razı olsun. Şimdi bugünkü ayetlerde kısa kısa ayetler okuyacağım. Ama asıl gayem, tekrar ediyorum, asıl gayem hadis-i şerif okuyacağım inşallah size. Bu hadis-i şerif okumam lazım. Çok önemli bir hadis-i şerif bu. Bu hadis-i şerifi yaşayacağız inşallah bu Ramazan'da. Bu Ramazan'ın zevkini yakalayacağız inşallah. Ramazan zevkini tadacağız inşallah. Ramazan geldi gitti olmayacak. Gerçekten 2013 Ramazan'ı var ya, çok kıymetli oldu diyeceğiz. Unutamayacağım bir Ramazan getirdim diyeceğiz. Çok zevkli bir Ramazan oldu diyeceğiz. Adam gidiyor gülüyor haççı ne diyor? Ya bir haç yaptık diyor. Unutulacak bir haç değil diyor. Bir ümmeye gidiyor gülüyor. Ya diyor bir ümme yaptılar ya. Yok yok bunun ötesi yoktur. Bilmiyorum görüyorum neler var. Ama o kendine göre öyle arkadaşlar. Olsun elhamdülillah. Şimdi öyle bir Ramazan yakalayacağız ki yakaladık ki inşallah. Hakikaten yakaladık. Çok güzel yakaladık. Çok da güzel gidiyor. Ama netice söylenmedi. Allah'ın neticeye de güzel bir şekilde yapmayı, kavuşmayı hepimize ikram etsin. İlk günde af var arkadaşlar. Af'tan bahsetmiyorum size. İlk gün af var. İlk gün. Daha ilk gün var af ediyorsun. Af değil mesele ya. Ben af'la alakalı konuşmuyorum. Kesinlikle. Af kolay iş. Allah'ımız çok merhametli. Sonsuz merhamet. Af kolay. Af kolay, kaliteli olmak zor. Yoksa Mevla'ya müracaat edersin, sensin yaratıcısın. Boynunu bükersin. Af kolay, ilk gün oruçta af. Ama af mesele değil arkadaşlar, güzel insanlar. Kaliteli, kaliteli bir kul. Sizin gibi ya. İnşallah. İnşallah deseniz ya. İnşallah. Sonra diyorsun ki o da sensin, ileriyorsun ya. İnşallah de, olacağız de, o tamam de. Tabii ki kaliteli olmamız lazım. Bu Allah'a yakışıklı kul olmamız lazım. Allah'ımız ya, inşallah. İnşallah. Ne istiyor Allah bizden? Bak bak onu söyleyeyim ben size. Bakın, Efendimiz buyuruyor ki, bak çok Rabbi için. Ve Efendimiz buyuruyor ki, kimden sonra diyor bir kul, oruçlu olan kulun, Allah hatalarını yazmaz diyor ya. Ama ben de şöyle diyorum arkadaşlar. O kula da hata yapmak yakışmaz. Yakışır mı sana? Efendimiz buyuruyor tamam. İkindiden sonra diyor bir kul hata yapsa diyor Allah o hatası yazmaz. Ama o kula da hata yapmak yakışır mı ya? Rabbim bana bak nasıl muamele ediyor. Ağaç kokumu mis kokumdan daha kıymetli kabul ediyor. Bana yakışır mı diyeceksin ya? İnşallah. İnşallah.
Allah'ın başarmayı nasip etsin. Diyor ki Mevla Teala Efendim devamında, onun için diyor ferahlık vardır iftar vaktinde ve Rabbine kavuştuğunda. Ama özellikle başa başa söylüyorum, oruçlarımızı basit şeylerle bozmayalım. Boş ifadelerle vakit geçirmeyelim. Haramlara düşmeyelim. Allah hepimizi muhafaza etsin. Ramazan-ı Şerif'imiz aile ve mübarek etsin. Eyvah diyeceğim derleri şöklemizleri muhafaza etsin. Ramazan'daki bu kaliteyi yakalamayı hepimize ikram etsin. İhsan etsin. Mevla hepimizden razı olsun. Artı geçen hafta biliyorsunuz elhamdülillah cumartesi günü Türkiye TV'yi seçiyorum. Finalini yaptık. Allah kabul etsin. İlgi ve alakanızdan dolayı bize teşekkür ediyorum. Tüm halkımıza teşekkür ediyorum. İlgilenenlere gerçekten ve ilgilenmeyen fark etmez. Hepsine teşekkür. Allah razı olsun. Çünkü istediğimiz, arzu ettiğimiz şeyi bulduk. Zirvesini bulduk. Güzelliğini de bulduk. Sıkıntısını da beraber bulduk. Kardeşle, kardeş zaten ben her şeye şöyle inanırım. Güzellikle sıkıntı birbiriyle kardeş. İkisini beraber bulduk. Olsun elhamdülillah. Şikayetçi değiliz. Şikayetçi olma şansımız yok bizim. Çünkü kulun şikayet hakkı yok ya. Kul kulluğunu yapacak ya. Bize de kulluk yakışır. Allah bizden razı olsun.